Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim kasırga kek. Bazı yerlerde güneş kek olarak da biliniyor sanırım, yanlış bilmiyorsam eğer. Şimdi kekimi hazırlamak için malzemelerimi sayacağım. Çok güzel, hoş görünümlü bir kekiniz olacak. Gayet de yumuşak olacak. Malzeme olarak 3 tane yumurtam var. 1 çay bardağı şeker, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 çay bardağı un. 1 paket kabartma tozum var. 2 yemek kaşığı sıcak su, 2 yemek kaşığı kakao, çok az tuzum var. Tuzumu yumurtaların akını çırparken kullanacağım. Ve 2 yemek kaşığı da normal kahvaltılarda ekmeklerin üzerine sürdüğümüzde kullandığımız çikolatalardan var. Onu en son kullanacağım. Kek harcımın içerisine dahil etmeyeceğim. Şimdi işi ilk önce yumurtalarımın sarısıyla aklarını ayırmakla başlayacağım. Yumurtalarımın beyazlarını biraz daha küçük olan kasemin içerisine alıyorum. Çünkü daha sonra sarısını ekleyeceğim onları. Sarısını daha büyük cam kasemin içerisine aldım. 3 tane yumurtamın beyazlarını bir kaseye, sarılarını da diğer kaseye alıyorum. Bu şekilde akları ve sarılarını ayırdım. Şekerimin yarım bardağını beyazlarının içerisine, diğer yarım bardağını da sarıların içerisine ekleyeceğim çırpmak için. Daha sonra burada çok az tuzum var. Bir çimdik denen tabirle onu da aklarına ekliyorum. Ve şimdi beyazlarını güzel çırpacağım. Bunu mikserle çırparsanız işiniz daha kısa sürede hallolacaktır. Akları bembeyaz kar gibi oluncaya kadar, tabaktan düşmeyecek hale gelene kadar çırpacağım. Şimdi beyazları böyle köpük köpük oldu fakat daha istediğim kıvamda değil. Hiç akışkan olmayan gayet kar gibi bir kıvam alacak. O kıvamı alıncaya kadar yine bu şekilde çırpmaya devam ediyorum. Söylediğim gibi mikserle daha hızlı bir şekilde, daha kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Şimdi yumurtaklarımı güzel çırptım, gördüğünüz gibi bu hale aldı. Bu saatten sonra artık çırpmayı bırakıyorum. Yumurtaklarımı bir kenara alıyorum. Şimdi sarıların da rengi açılana kadar çırpacağım. Daha sonra diğer malzemelerimle birlikte hepsini birleştireceğim. Şimdi şekerle sarılarını da çırpıyorum. Daha önce zaten ayırmıştım, göstermiştim. Şekeri de iki yere paylaştırmıştım. Şimdi burada yine yumurta sarılarımla şekerlerimi çırpıyorum. Yumurta sarılarımın rengi açılana kadar bu şekilde çırpmaya devam edeceğim. Şimdi yumurta sarılarımın rengi de hafif beyazlaştı, açıldı artık. İçerisine 2 yemek kaşığı sıcak suyumu ekliyorum. Diğer sıvı malzemelerimi de ekliyorum. 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ. Şimdi içerisine 1 çay bardağı unumu ekledim. Bu aşamada kabartma tozunu da ekliyorum. 1 paket kabartma tozu. Şimdi bütün bu malzemelerimi ekledim. Artık çırpma telimi bırakacağım. Spatula alacağım ve spatulayla birlikte yavaş yavaş yumurta aklarımı bu harcımın içerisine yedireceğim. Yavaş yavaş yumurta aklarımı içerisine ekliyorum. Bir anda tamamını boşaltmayacağım. Yavaş yavaş bu şekilde içerisine yedireceğim.
Tek seferde tamamını boşaltırsanız o zaman sönebilir kekiniz. Bu şekilde ayrı ayrı çırpmanızın da hiçbir anlamı kalmaz. Bu şekilde büyük bir çoğunluğunu aldı. Şimdi ikinci turumu koyuyorum. Yani 3 ayrı turda yumurta aklarımı sarılarının içerisine boşaltmış olacağım. Gördüğünüz gibi hamurum biraz akışkan. Çok katı bir kek hamuru değil. Şimdi son turu da içerisine alıyorum yumurta aklarımı. Daha sonra bunları da yedireceğim. Kekimin yarısını tepsiye boşaltacağım. Diğer yarısını ayıracağım. İçerisine kakao ekleyip daha sonra tekrar kekimin diğer harcının üzerine ekleyeceğim. Şimdi artık karıştırmayı bırakıyorum. Yumurta aklarının içerisini güzel aldım. Bu aşamada artık karıştırmayı bıraktım. Şimdi içerisine daha önceden hazırlayıp kestiğim yağlı kağıt kesip yerleştirdiğim dikdörtgen bir fırın tepsim var. Kek harcımın yarısını içerisine boşaltıyorum. Diğer yarısını tekrar geriye aldım. Bu şekilde tepsimin içerisine güzel eşit şekilde yayacağım. Bu şekilde yaydım. Şimdi kenara alıyorum tepsimi. İçerisine 2 yemek kaşığı kakaom vardı, onu ekliyorum. Bunları da güzel karıştırıyorum. Kakaolu harcım da hazır şimdi. Şimdi bunu bir sıkma torbasının içerisine boşaltacağım. Daha sonra kekimin diğer harcının üzerine ekleyeceğim. Bu şekilde kakaolu harcım da hazırladım. Şimdi krema torbam bitmiş. O yüzden ben şu şekilde buzdolabı poşetinin içerisine koydum. Şu ucundan hafif kesiyorum. Poşetimi ve şu şekilde üzerini gezdiriyorum. Şimdi kakaolu harcımın tamamını gezdirdim. Şimdi bu şekilde kekim hazır. Daha sonra bir kaşık yardımıyla onu şekillendireceğim. Normal evdeki herhangi bir kullandığınız kaşık veya çatalın arkasıyla şu şekilde önce bu şekilde, daha sonra da diğer yönden birer santim arayla bu şekilde gezdiriyorum. Kaşığı ve şöyle 1, 2, 3 kez vuruyorum. Daha önceden ısıttığım 170 derecelik fırınımda pişirmeye göndereceğim. Kekim pişti, fırından çıktı. Şimdi kekimi ters çevireceğim. Fakat daha sonra rulo yapacağım için
Altına tekrar şu şekilde yağlı kağıt koyuyorum. Hatta önce şöyle çıkarayım. Tepsimi kenara aldım. Şu şekilde karşısına başka bir yağlı kağıt koyup bu şekilde ters çeviriyorum. Daha sonra yağlı kağıdı çıkaracağım. Ve üzerine şu şekilde normal kahvaltılarda ekmeklerin üzerine sürdüğümüz çikolatadan sürüyorum. Rulo yapacağım için her yerine çok fazla yaydırıp sürmenize de gerek yok. Çok fazla böyle yoğun çikolata tadı olsun, kekin o lezzetini de bastırsın istemiyorum aslında. Rulo yapacağım için zaten her yerine yayılacak. O yüzden çok fazla hani yoğun kullanmamaya çalışın çikolatayı da. Şu şekilde son kaşıkta kalan kısmını da şöyle. Kekim zaten gayet sıcak olduğu için hemen eridi çikolatalarım. Bu şekilde sürdüm. Daha sonra da şu şekilde rulo yapıyorum. Kekim çok sıcak. Bu şekilde her iki taraftan rulo yaptım. Şimdi kekim bu şekilde rulo haline getirdim. Daha sonra kekimi bu şekilde yağlı kağıdını çıkarmadan dolapta 1 saat kadar dinlendireceğim. Kekim 1 saat kadar dolapta dinlendirdim. Şimdi kağıdının içerisinden çıkaracağım. Şu şekilde açtım. Çok rahat hareket ettirebiliyorum zaten gördüğünüz gibi. Şöyle bir kesme tahtasının üzerine aldım. Şu şekilde şöyle gösterebilirim. Şu şekilde kekim hazır. Şimdi bu kekimi dilimleyeceğim ve servis yapacağım. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun diyorum. Daha fazla tarif için lütfen kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Videoların altında görüş ve önerilerinizi bekliyorum. Herkese şimdiden iyi günler diliyorum.